Genshin'in bütçesi çok yüksek arkadaşlar şu anda. Şu anda Hiç Genshin'in rahat yapmıyor. bütçesi kadar yüksek bir oyun yok yani piyasada. Çünkü inanılmaz çok para kazanıyorlar. Bu oyun arkadaşlar Genshin'den iyi olur kötü olur diyemem. Bak iyi olur kötü olur diyemem. Ama bu oyun Genshin'de böyle maddi olarak dövüşebilecek tek oyun diyebilirim şu anda size. Dur hemen açalım şöyle. Oyundan ne oyunu kıyafet. Yok. Orijinali kıyafet giydirme oyunu ama bu bayağı Genshin gibi bir oyun olarak yapmışlar. Şöyle açayım daha rahat görün. Sesi ben de duyayım ya. Hemen bir tanem. Yalnız elementlere göre kıyafet değişiyor. Dur şey yapalım. Arkadaşlar bu PlayStation 4, PlayStation 5, PC Mobile için olacak. Nintendo kısmını bilmiyorum. Evet, Genshin Impact'teki gibi karakterimiz Nikki arkadaşlar. Tek karakter Nikki. Bunun şimdi yeni animasyonu çıktı, onu da göstereceğim size. Karakterimiz Nikki kullandığı kıyafete göre, giydiği kıyafete göre şeyi değişiyor. Neyi derler? Büyüler işte, özellikleri, bir tanesi uçuyor, bir tanesi ateş atıyor, Bak bir bunu tanesi su uçuyorsun. atıyor falan filan. Var ya şu kıyafet oyunda bende var. Dövüşünü falan da gösterecek bu arada. O yandaki mesela peti, o pet gerçekten normal bizde konuşabiliyor yani. Ya Paimon gibi işte, bu oyunun Paimon'u gibi düşün. Ama bu Paimon'dan eskidir tabi. O çok eski bu. Oyunun dövüş gameplay'i de çok güzel. Gösterecekler şimdi. Hani beni ilgilendiren kısmı dövüş. Ben sadece bunları görmüştüm. Dedim ki ha işte kızlar için animasyon, hani daha çok animasyonlu şey yapacak. Bak bu da wish animasyonu bu arada. %100 wish animasyonu bu. Bu da balıklı kıyafeti işte. Bu da oyunda var. Normal oyunda. Bayağı güzel duruyor grafikleri falan. Ben de bu normal trailer için değil, bu oyun kıyafet giydirme oyununda da şeyli modelleri böyle. Bu oyunun grafikleri arkadaşlar, ben size çok önceden söylemiştim. Bu oyunun normal grafikleri çok güzel. Telefonda bunun kıyafet giydirme oyunu var. Çok güzel. Dövüş animasyonları falan da güzel. Şimdi onu da göstereceğim. Bak buradan craftlıyorsunuz böyle. Ay bu sahne. Ha bak şimdi dövüş animasyonları geliyor. Bak şu an böyle hava gibi bir şey atıyordu. Şimdi suya döndü. Bak bu uçabiliyor. Erkek yok mu? Yok, bu oyunda sadece tek karakter Nikki. Nikki var. Kaçadan kıyafet çıkartıyorsunuz. Onu bir seri buluyorsunuz. Erkek diye bir şey yok. Zaten normal kıyafet giydirmeli kız oyun. Ama... Nikki'de tek karakter var. Karakter seçemiyorsunuz. Sadece kıyafet çıkartabiliyorsunuz. Buradan açık dünyada gezmeli yapmış. Oyun öyle MMO gibi bir şey düşünmüyorum. Ya yani co-op kesin olur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Hani Genshin gibi olur. Ama MMO değil. Co-op olabilir. Çünkü Nikki'nin kendini arkada çektiğine falan var. Switch'e falan da çıkacak yani. MMO olmaz ama co-op olur yani. Bug dolu olduğuna yemin edebilirim. Ya oyun daha çıkmamış bir oyuna bok atmak çok eğlenceli olsa gerek ama. Bu oyun var da hiç bug falan evet, yok bu mu? Oyunun şeyinde işte kıyafet giydirme... Bayağı para kazanıyorlar yani. Şu anda arkadaşlar bu oyun Genshin'e karşı maddi olarak ayakta durabilecek tek oyun diyebilirim yani size. Çünkü ben birazdan animasyon açacağım, sizin onu görün. Hadi bu kıyafet normalde çok pahalı. Bak, Open World and Dress Up Adventure. Hani hem Open World hem Dress Up nasıl olacak acaba? Size şu animasyonu da göstereyim arkadaşlar. Hani adamların bütçesini görün. Bu animasyonu çok Adamların sevdim. bütçesini görün yani. Burada oyun içi animasyon falan değil. Sadece bu animasyon film gibi düşünün. Ama adamların bütçesini düşünün yani. Bütçesi yani bu animasyon çok güzel ya. Ayırdıkları bütçeyi görün yani. Bakın şimdi.
Saçı falan yüzüne bak. Bayağı Pixar kalitesi yani. Bardağını getir ha. Hani bu o kıyafet giydirme firmasının yaptığı animasyon yani. Yanması zor ama öyle. Ben bir tane bu oyunu çok sevdiğim için öteceğim yani. Nugget bebek. Bayağı Pixar seviyesinde bir şey. Baksanıza şu saça bakın, çok tatlı ya. Çok tatlı ya. Yanaklara ben. Yani bunu o firma yapıyor yani. Çok güzel bir şey bence. Bu kadar bütçe kazanmaları ve bütçeyi güzel yerlere harcamaları bence çok güzel. Keşke Genshin böyle. Genshin böyle animasyon yapabilir yani bu firma yapıyorsa. Yani Genshin'in grafik tarzı böyle değil ama Genshin'in animasyonu, ya yani son animasyonları o kadar güzel değil. Çok güzel animasyonları vardı ama son dönemde böyle çok ucuza kaçıyorlar. Otobüs de ne otobüsmüş be, bir düş bitmedi. Bu Nikke'nin şeyinde de böyle aşırı fazla bir şey. Aa, hepsi gen var, düş. Devasa tavşanlar Aysun'un hayali arkadaşlar. Eski kraliyet zamanlarında geçiyor hikaye. Şörte bak. Clean'in şörtü. Arkada avare boş yapıyor bu arada. Gözlere bak ya, ağlayacağım şu an, çok tatlı geldi. Mal. Şimdi burada size 3D designer olarak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, bitsin. Saç tek saç eklemişler. Yok ya. Saçtan daha zor bir şey var. Anime trailer değil ya. Anime değil ya, o kıyafet giydirmeci oyununun trailer. Yeni hikayesi çıkıyor çünkü. Combat'ın olduğu bir video var mı? Demin vardı, gösterdik ya. Demin Combat'ın olduğu kısmı da gösterdim. Herkes kıyafet giydirmeci sevmeye başladı. Ben size burada sadece animasyonun kalitesinden bahsediyorum. Dövüş yoktu, vardı. Vardı ama küçük bir sahne. Vardı, nasıl yoktu? Vardı orada dövüş. Sen herhalde izlemiyordun. Ya bu trailer'ı oyunda hikayeden ilerliyoruz. Herhalde Nikki'nin geçmişinden bahsedeceğiz. Çok kısa bir dövüş sahnesi vardı. Oyundan çünkü o kadar sahne var. Hani 5-10 saniyelik bir dövüş sahnesi gördük sadece. Koşuşa bak ya.
Sanarsınız film ha. Bayağı güzel ya. Ama işte bir kıyafet bu söyleyeceğim. Kıyafet giydirmece oyununun animasyonu yani. Bence çok güzel. Kimse laf etmesin. Anneannesi GGVP olmuş arkadaşlar. Pepperoniler içinde uyuyor anneannesi. Oyunda herhalde yani o bende oyunda sadece resimle konuşma var. Geneli kıyafet giydirme. O kıyafet giydirmece versiyonu arkadaşlar. Infinity'nin iki farklı oyun. Aynı oyunun 3 versiyonu var. Bir 2D kıyafet giydirme oyunu, bir 3D kıyafet giydirme oyunu, bir de Genshin gibi açık dünyası çıkacak şimdi. Aysun'un oyunda var dediği kıyafet giydirmece versiyonunda. Evet. Sen Shining'in kimiydi seninki? Hangisi senin şu an oynadığın? 3D olan. Bak bu sahne çok güzel. Burada bir ya. Shining kendine gidiyor. Bu direkt Nikki. Bizim oynayacağımız karakter. Shining. Ha Shining Nikki. Bu şimdiki Shining kendi. Şimdi arkadaşlar Shining Nikki bu gösterdiğimiz kıyafet giydirmeci oyunu. Bir de Infinity Nikki çıkıyor. Tekrardan göstereyim. Bu oyun arkadaşlar open world bir oyun. Ya Genshin gibi derken yani Genshin gibi erkek kız karakteri var zannetmiyorum. Ya belki koyabilirler bilmiyorum. Hani oyunla ilgili kesin bir şey yok da. Oyundaki bildiğimiz şu ana karakterimiz Nikki olacak. Nikki'ye kıyafet alacağız ve bu bayağı hani open world puzzle çözmeli. Ya erkek koymazlar neden koymayacaklarını söyleyeyim. Çünkü hikayenin ana karakteri Nikki, tüm oyunlarında Nikki var. Hani başka hiçbir karakter yok. Oyunun mesela iki oyunu var. İki oyunun da başlangıcında erkek seçemiyoruz. Ve burada da gördüğünüz gibi sadece kıyafet gaçası var yani. Kıyafetini çıkartıyorsun. Ki büyük ihtimalle parça parça çıkacak kıyafetleri. Yok kıyafet büyük ihtimalle full çıkar çünkü yoksa karakterin hani skill'leri falan değişiyor ya. Büyük ihtimalle Genshin'de karakter çıkartır gibi full kıyafet çıkartırız. Evet. Olabilir. Bakın böyle kıyafet değişti. Böyle kıyafete göre oyunda dövüş kısmı yok sanıyordum ben. Bayağı varmış hani yapmışlar yani. Hani tabii ki çok küçük bir gösterge ama hani burada asıl olay o değil. Zaten open world'da hani şey yapıyor ve elemente göre, giydiği kıyafete göre saldırıları falan da değişiyor. Hani bu oyunu gösterme sebebi arkadaşlar bu oyun hani oha inanılmaz büyük oyun, Genshin'i dövecek, Genshin adam değil falan öyle bir şey demek değil. Genshin'le maddi olarak savaşabilecek tek oyun bu. Hani Tower of Fantasy savaşamaz, işte ne bileyim Punishing Grey Raver'ın open world'ı çıkacak, Wuthering Wave o savaşamaz. Hani Wuthering Wave çok iyi bir oyun olursa savaşır. Ama maddi güçleri Genshin kadar yok. Bu Nikki arkadaşlar şu anda Shining Nikki, bir de bir tane daha Nikki var. Imagine Nikki mi ne? Oyundan çok para kazandılar. Şimdi Infinity Nikki adında bir open world oyun yapıyorlar. Bu da böyle bir şey yani. Shining Nikki'den kazandılar. Asıl kazandıkları şey Shining Nikki. Şimdi Infinity Nikki çıkıyor. Neyse biz boss kesmeye dönelim.